Efendim, güzel insan Yiğit Ersoy, cumalarımızı güzelleştiren insan. Nasılsın Yiğit'ciğim? Nasıl gidiyor her şey? Seni sormalı. İyi, güzeliz. Haftanın sonunun yorgunluğu ama mutluluğu, işimizi çıkarmış olmanın, güzellikle yapmış olmanın mutluluğu dur inşallah. İzleyicilerimiz tabii takdir ediyorlar. Ben iki konu izledim, ben mutluyum yani. Mutlu musun? Her şey yolunda yani. Yolunda. Bakalım bundan sonrası benim için önemli. Ne yaptın, ne getirdin bize? Vallahi şimdi SBS'ler falan kalkıyor. Aslında her cuma bir eğitim konusunu inceliyoruz. Eğitim tamamlandığında nasıl iş bulunacak? Belki biraz bunu bugün yapacağız. Değil mi ya? Eğitim. Enteresan işlerimiz var. Videolarımız mı var şimdi? Video değil ama ilanlarımız var bu hafta. Nasıl? Geliyor mu şimdi? Bunlar haftalık değil aslında. Çok klasik, efsane olmuş ilanlardır da bir araya getirdik. Bir bu hafta onlara bakalım. Hemen dedik. O zaman görüntülerimizle devam edelim. Öyle değil mi? Bakalım, onun üzerinden yani. Gideceğiz değil mi? Eğitim diyorsun. Ha? Evet. Bir arabaya sahip olmanın hayalini kuran var mıdır bilinmez. Ama gizli ajandan az kullanılmış, kaportasına kurşun bile değmemiş, üzerinde savunma amaçlı bazı mekanizmaların yer aldığı gizli servis bakımları tam olarak yapılmış bir araba var hazırda. Ve bu arabaya sahip olmanın bedeli tam 110 bin euro. Euro? Gizli servis bakımları da yapılmış. Ben yolda hiç görmedim bu arabayı ama yani demek ki gizli servis arabası diye bir araba var aslında. O kadar iyi gizlemişler ki hiç görmemişiz. Tabii ajan arabası yani görünmeyecek. Bunu alsan nasıl kullanacaksın aslında? Ama otopark mafyasına çözüm olur bak. Çıkarıyor, roketleri çıkartıyor yandan. Gerçi dışarıda duruyor. 110 bin euro diyor değil mi? Evet. Doğru musun? Kelepir. Vay vay ya. Kelepir var. Demek ki iyi kazanıyor bu ajanlar. İyi kazanıyorlar. Onu da evet, şimdi sıra onda zaten. Sıra onda mı? Evet. Onu da alalım onu o zaman. Onu da alalım. Bu ikisi birbirine bağlantılı ha? Aslında evet. Evet. Alalım görüntüleri. Yetiştirmek üzere Amerikan ajanı. Yetiştirilmek üzere Amerikan ajanı aranıyor. Evet. Bunu Türkiye'de mi arıyorlar? Tabii. Hat Türk operatör, Türk operatörü. Şimdi anladık ki birisi emekli olmuş, arabasını da satmış. Bir ajanlık yer boşalmış, kadro boşalmış. Bu tek kişiden çıkıyor diyorsun bütün bunlar. Tabii tabii, o öyle gidiyor. Ha. Fakat böyle presentable dememiş, bir özellik belirtmemiş. Yani herkes olabilir gibi duruyor. Allah aşkına bunu derinleştirelim biraz. Ben aradım yani, o numarayı. Hani, aradın mı? Aradım. Gerçekten. Açmadı. Ne diyor? Açmadı. Açmadı. Gizli peki. Çağrı yapmam gerekiyordu muhtemelen. Onların muhtemelen. Bir tekniği vardır. Ben affedersin böyle saf saf aradım. Açık numarada numaraya cevap vermiyorlar. Gizli yani, numara muhtemelen. Olması gerekiyor. Ya da belki de hani zaten bizi tanıyorlar. Yani istihbarat peki, servisi. Hani Türkçe yazılmış ve oraya bir Türkiye'den bir operatör numarası konulmuş bir kişi. Nasıl bir Amerikan ajanı arıyor olabilir sence? Yani Amerika'nın böyle ajan araması çok güzel aslında. Yani... Yani, Amerika'da böyle ajan araması çok güzel. O güvenlik elemanları sütununda ilanları. Ha, güvenlik elemanları. Yani belki de o motivasyonu veriyorlar. Yani bir yerde güvenlik elemanı olarak alacaklar ama sen inceden ajansın diye. Ajansın sen. İşine sahiplensin diye. Belki hani işte alışveriş merkezlerindeki güvenlik görevlileri kendilerini bir belki istihbarat ajanı zannediyorlar o şirketin aldı. Fakat orada bir filmlerde görüyorsundur yani böyle şey yapıyorlar. Gizli gizli mesajlaşıyorlar ilanlarla. Ajanlar. Öyle mi? Tabii. Hiç görmedim. Aa, çok vallahi hiç görmedim. Mesela nasıl diyor ki operasyon başlayacağı zaman gazete ilan veriyor. İşte kuaför alınacaktır. Kuaför alınacak. Ne diyorsun? Onu kaçırmışım. Kurtlar Vadisi öyle başlar hatta. Onun ilk bölümleri de öyle. Kuaför alınacaktır görüyor gidiyor bir yere işte basıyor ajan. Ya da bir operasyon yapıyor. Belki o da öyle diyor. Şu adrese kuaför alınacaktır diyor. O adresi basıyorlar öyle mi? Yani örnek vay, olarak. Vay enteresan. Şimdi kuaför ilanlarını kimse aramaz ben bunu dedikten sonra. Şimdi o zaman bu mesajda da diyorsun bir alt bir mesaj var. Çok uğraştım gerçekten hani. Anlamak hedefim için. Hedefim Amerikan ajanı olmak değil şimdi yanlış anlaşılmasın. Ama nasıl ama mesela neye göre seçiyorlar? Presentable demiyor, eğitim demiyor, hiçbir şey demiyor. Evet işte onu merak ettim. Acaba ben hakikaten bu ulaşırsam sana haber vereceğim. Ver. Belki beraber başlıyoruz. Neden olmasın? Neden olmasın? Evet diğer görüntümüze geçelim. En sonunda bu da oldu. Ve ölü köpek konuştu. Ağrı'da köpeğe çarpan sürücü tuttuğu maddi hasarlı trafik kazası tespit tutanağında ölen köpeği konuşturup ben köyün yolundan karşıdan karşıya geçerken dikkatsiz ve dalgın olduğumdan araba bana çarpmıştır, kusur, suç benimdir diye yazdı. Bunu köpek mi söylüyor? Hem de ölü. Köpeğin konuşması çok tuhaf değil aslında alıştık yani bir sürü öyle haber çıkıyor ama ölü köpeğin konuşması haber değeri yok diyorsun yani. 5-6 yıl önce bir vatandaşımız çocuğunun nüfus cüzdanını kullanarak ya ineğine, koyununa, keçisine, bir hayvanına yeşil kart çıkarttırmıştı. Fotoğraf olarak da gerçekten hayvanın vesikalık fotoğrafını çekip koymuştu. Ondan sonra gördüğüm en parlak buluş. Allah şimdi Allah. Mantık şu,
Bu da şey ya, bu arada Burak'ı da tebrik ediyorum. Bulmuş yani, kaza raporunu da bulmuş. Bu gerçek bu arada. Gerçek, gerçek. Evet, Zeitung yani değil yani. Zeitung değil, değil ona değil. Göre bakın, o şey çerçeveden bakın diye söylüyorum. Ne olmuş? Ölü köpek. Evet. Orada yatıyor. Ondan evet. Sonra sağ tarafta ne yazıyor? Ne yolu diyor? Yolu bilmiyorum. Ağrı yolu, İstanbul Ağrı yoldur diyor. Muhtemelen evet. Ondan sonra yol da çizilmiş. İstanbul. Nerede oldu? Patmos İstanbul. Oradan araba geliyor ve... Aşağıda kızan nasıl olduğunu da... Ben köyün yolundan, bunu köpek söylüyor değil mi? Ben köyün yolundan karşıdan karşıya geçerken dikkatsiz dalgın olduğum için araba bana çarpmış. Ben dikkatsiz olduğum kusur, için. Kusur suç bana aittir diyor. Ha, olur ha, sorarlarsa köpeğe. Şimdi yanlış hatırlamıyorsam modeline köpek diyor. Yani ha. Şey aracın model cinsi. Tabii orada diğer araç var ya. Model çoban şey ikametgahı. Başıboş. Bir de öyle yani adres bilgilerini de girmiş. İkametgah boyu. Şimdi Allah rahmet eylesin. Ya bu olacak amin. Şeymiş ya. Yani. Ama öldükten sonra da topluma hizmetini sürdürmüş değil mi köpek hani? Kesinlikle. Kim suçlu kim suçsuz. Örnek hayvan kesinlikle. Ya şöyle muhtemelen hani kaza tutanağı tutacak ya. Köpek de ölmüş hani ne yapsın adam, o da haklı. Ama bu nasıl son nefesinden ya? Zavallının arkasından bir de onun ağzından. Ya benim aklıma şöyle bir görüntü geldi. Köpeği sarılmış böyle benimle kal, benimle kal gitme diye hani köpeği hayatta tutup yazdırmış gibi. Gerçekten kaskodan hani şey yapabilmek için de tek çaresi bu, ne yapsın? Allah Allah, kasko böyle olursa para mı? Ya köpek... Yok hani kaza işte kusuru yok kaskodan. Allah Allah, köpeğin ağzından bunu ama veriyorsa helal olsun. Ama bu arada gülüyoruz kaskoda. Ama gerçekten de köpek dirilip yazmış ölmüş olabilir. Canım benim. Her ihtimalle hazırlıklı olmak lazım. Yönetmeninle senin için bir daha görüşmeyi düşünüyorum. Tamam. Bir görüntümüz daha var, alalım evet. Lütfen. Evet. Yılın soygunu diyorlar ama belki de yüzyılın soygunu bu. Amerika'nın Pensilvanya eyaletinde 25 metre uzunluğunda, 6 metre genişliğinde ve tonlarca kilo ağırlığındaki demir köprünün bir gecede yok olması ülkede günün konusu olmuş durumda. Değeri yaklaşık 100 bin dolar olan köprünün nasıl çalındıysa ayrı bir merak konusu. Allah Allah ya. Yiğit'ciğim bazen diyorum ki nasıl uydurmuş bunları, oturmuş da diyorum, sonra soruyorum bu da mı gerçek diyorum, gerçek diyorsun, nasıl olabiliyor şimdi bu iş? Ben de bilmiyorum inan, hani zaten çözebilsem. Ama sen araştırmalarını yapıyorsun bu işlerin, biliyor olmalısın yani. Benim araştırma stilimi olmalısın. Biliyorsun ama televizyon ve gazete. Şimdi minare çalan kılıfını hazırlar bir atasözümüz var mı? Bunu ha. Nereye nasıl taşıdılar, nasıl yaptılar gerçek? Türkiye'de olsa ikna olurdum. Hani bizim kariyerimizde, ülke olarak kariyerimizde çok parlak böyle olaylar var ama. Hayır, belki de vardır, bir şirkettir, bir sanayi şey, bir hükümetle bir anlaşmadı falan. Ama hırsızlık dendiğine göre hakikaten yok edilmiş bu ortadan. Bir tane daha buna paralel bir haber vardı, onu koymadık da. Bir gecede de mısır tarlasının tamamını toplayıp çuvallara koyup götürmüşler. Adam sabah geldiğinde tarlada hiç mısır kalmamıştı. İşte bu noktada senin daha önceki programlarda verdiğin bilgiye ben değiniyorum ve atıfta bunu. Yani uzaylılar var. Vallahi yani varlar. O köprü uzaylılar... Nasıl olacak yani, başka türlü? Yani köprüyü çalmak nasıl akıllarına geliyor bir kere? Yani... Köprü niye çalınır? Bir düşünelim. Hurda olarak. Ha, köprü yani o demirleri parçalayacak, hurda olup hurda olarak satacak. Şeyde de, yurt dışında da hurdacı sistemi yok bizdeki gibi. Yani hurdacı dolaşır toplar ya. Evet. O gelir, bunlar da olmadığı için topluca köprüyü almışlar. Köprüyü satmışlar. 100 bin topluca. Dolar yanlış hatırlamıyorsam evet. Değeri. Evet. Kârlı bir şey aslında. Allah Allah, köprüleri de hani Boğaz aman köprümüze sahip çıkalım köprümüze sahip çıkalım demenin de çok bir karşılığı yok. Hatırlıyor musun, bir yarım üst geçidimiz vardı 2-3 hafta önce. Ay, evet. Tamamlanmamıştı. Evet, üstünde poz veriyordu, el sallıyorlardı. Evet, bilemeyiz ki onun yarısı da belki uzaylılar aynı operasyonla uzaylılar götürdü. Burdaya götürdü uzaylılar. Dünya, şey, gezegenler arası bir şey var, bunun piyasası var muhtemelen. Muhtemelen. Var mı bir tane daha yoksa? Var, olması lazım. Onu da alalım o zaman hızlıca. Hayvan sevgisi mi değil mi tartışılır. Ama Hollandalı Bart Janssen araba kazasında ölen kedisinden helikopter yaparak ilginç bir olaya imza attı. Çok sevdiği Orville adlı kedisi ölünce içini doldurdu ve uçması için dış yüzeyine bir mekanizma yerleştirdi. Orville'ın sürekli uçtuğu için şimdi çok huzurlu olduğunu düşünen Janssen mekanizmaya da Orville Copter adını verdi. Orville Copter. Akın ne düşünüyorsun bu konuda? Vallahi yani... Ama gerçekmiş ya, espri değil yani. Gerçek olmayanlar da var ama böyle insanlar var yani, gerçek olduğunda görüyoruz. Bir tane benim var mesela diyorsun, öyle bir geyiğim var, onu uçurdum diyorsun yani. Yok, öyle bir şey denemedim. Vallahi bu nasıl bir şeydir Yiğit'ciğim ya. Bu hafta ölü kedi köpek oldu mevzu ama ölü konuşan köpek, uçan ölen kedi. Yani ne bileyim, hani kedisini seven insan da böyle bir ölse de şunu hani bir hayır, doldursam yani içine. Bu zihniyeti anlamakta gerçekten zorluk çok parlak çekiyorum. Bir yani hani öldü atmayayım.
doldurayım uçurayım falan. Bu hakikaten aynı cinsten miyiz diye bazen merak ediyorum bazı insanlarda. Kedinin yüz ifadesinin fotoğrafı tekrar bir alabilirsen, kedinin yüzü de canlı gibi aslında bakıyor. Dehşete düşmüş hayvancağız yani. Onu da yapmıştır Allah bilir, özellikle olabilir, o hale getirmiştir. Olabilir. Ölü hayvan nasıl öyle bir... Yani şimdi mesela yolda giderken böyle hani kedi köpek biz böyle sakince yanından geçiyoruz ama adamlar böyle yaratıcı planlar yapıyorlar. Ay vallahi inanılır gibi değil. Bunlar İyi ki böyle hani domuz mumuz yetiştirmiyor yani. Hayvan severlerin çok da hepimizin aslında hiçbirimizin görebilir hoşuna musun? Gitmeyecek bak, bir şey kedi ama gerçekten... nasıl bir şey böyle. Hem de ne o kedinin böyle bacaklarında o tabii, tuttuğu tabii, ne ön tabii, bacaklarında ne o, var onlar? Bir şey işte helikopter pervanesi gibi bir mekanizma kurmuş her tarafı. Sanırım dengeyi de dört ayağı da sağlayarak. Yalnız bizim haberi veriş şeklimiz çok şeker. Kedisinden helikopter yaptı. Evet. O da güzel. Arkada da evcil helikopterim var gibi bir şey bu durum aslında. Arkada değil mi? Da uçurmuş seyrediyorlar ha böyle. Evet, eğleniyorlar. Evcil helikopterim. Şey var. Çok güzel. Yabancılar bunu hep böyle onun kutsal anısına falan diye bir bahaneyle yapıyorlar ya. Hayvan uçtuğu için çok mutluymuş öldükten sonra. Ben bir şey demeyeyim neyse yani. Uçuş moduna almışlar. Aynen öyle olmuş vallahi. Evet efendim. Devam şey ediyor değil mi? Onları da alalım. Var. Evet. Vallahi çok ilginç. Güzel yani. İlanlarımız vardı aslında. İlanları alalım evet, bakalım ilanları neler alalım. Var. Fırıncı alınacak. Not adam gibisi. Ama mecbur kalmışlardır ne, artık. Bu ya. Önceki çalıştırdığı kişiye de mesaj vermiş. Yani önceki çalıştırdığımız adam kibarca, değildi yani. Evet. He. Bundan sonrasında adam gibisini tercih edeceğiz gibi. Çok sevimli. Aslında Türkçe hatalı çok ilan var. Aslında çok böyle paylaşılıyor internette. Hatta biliyorsun işte airbag. Onun 1 milyon çeşitli yazılışı var Türkiye'de. Poğaçanın 1 milyon çeşitli yazılışı var. Onları almadık. Artık onlar artık klişe. Yani herkes... Bence keşke alsaydık. Onlar onları bir gün o zaman getirelim. Çünkü enteresan. Yani çok enteresan. Eğlencelinin ötesinde ilginç. Nasıl bak, o hale geliyor. Bu çok enteresan. Ne diyor burada? Evet, kiralık 1 artı 1, 2 artı 1, artı 3 artı 1. Bekara Kızılderili'ye ne diyor? Full mü diyor? Full mobilyalı full daire. Full mobilyalı daire ama 1 artı 1, 2 artı 1, artı 3 artı 1. Ve Kızılderili'ye. Şimdi hangisini tartışalım? Şimdi önce grup grup alalım. 1 artı 1 geldi, 3 artı 1. O ayrı. Bekara ayrı. 3 artı 1 bekara. Yani. Bir de Kızılderili. Niye Kızılderili'ye? Sorduk adam mu? Orayı aradık mı? Evet, öğrendim. Bunu çok ünlü bir adam oldu bu. Her yere bu ilanları asmış. Şey, Kızılderili verilir diye. Radikal yanlış hatırlamıyorsam bir röportaj yapmış bu abimizle. He. Diyor ki Türkiye'de işte çok Amerikan hayranı var, Alman hayranı var, Fransız hayranı var ama asıl Kızılderililer bu dünyanın en güzel insanları, güzel insanları. Yani ben de Kızılderililiyim. Bunlar kıymeti bilinmiyor. Amerika'da dışlandılar. Ben onları Türkiye'de kucak açtım gibi. Ben onlara 3 artı 1 ev vermek istiyorum diyor. Yani sonra helikopter yapacak Kızılderilileri gibi bir planı. Bak şimdi. Şimdi ama bekar ve Kızılderili deyince sanki hani en ev verilmeyecek. Ama Kızılderili'nin de bekarına veriyor. Yani o da diskriminasyon. Evli Kızılderilileri yani. Veriyor. Evli Kızılderili'ye veriyor mu? Gerçekten de İstanbul'da ev bulamayan bir Kızılderili görmuş. Hadi yani canım. Sokak gerçekten. Gösteri veren. O zaman çok nokta hedef. Ona veriyor evi yani. O kişiye evet. veriyor sadece. Arıyor bulamıyor. Daha Kızılderili müşterisi de olmamış bu arada. Satılık öğrenci servisi. İşte bu çok önemli değil mi? Yani Türkçemizin böyle bir cilvesi var maalesef. Evet aslında da dikkat nedir? Edersen. Öğrenciyle beraber. Satılık öğrenci servisi öğrencileriyle beraber. Evet. Not araba. O da güzel. Markası da yazılmış her şekilde. Evet, öğretmen dahil değil. Çünkü öğrenciler yazdığına göre demek ki öğretmen yok işin içinde arabanın içinde. Öğretmen yok. Evet. Fakat şimdi görüntü benim kafamda canlanıyor. Bir servis dolusu çocuk bekliyor böyle hani. Evet. Birisi bizi alsın gel, da. Gel bir servis dolusu öğrenci gel. Seçinden sevimlilerinden seç işte abi öğrenciler. Okul sahipleri böyle sıraya geçmişler değil evet. mi? Ya bakıyorlar sen, böyle. Ben alıyorum 5000 lira. Yaşıyorsundur. Yani öğrenci servisi aslında çok ciddi bir kriz bu ülkede. Doğru. Doğru. Çok ayrı bir sektör ama. Bu da güzel. Takma diş sahibinden temiz ikinci el. Ha, bayandan takma az kullanılmış. Diş az kullanılmış. Şimdi zaten sahibinden olduğu için ikinci el olmak zorunda. Bu da anlaşılan o ki gerçek bir gerçek tabii haber ki. Öyle bunu aramadım. Aramadım. Bunu ileride ararım ama kaldır numarayı. Not aldım kenara koydum. lazım olur diye. Hani ciddi bir ilan. Yani çok mağdur olduğu için mi acaba böyle bir şeye ihtiyaç duymuş ya da bunun satılabilir bir şey olduğunu mu çıkamadım düşünmüş demek içinden. Ki? Satılabilir olduğunu düşünmüştür ama hani belki lanet etti ben bu dişlerden yıldım dedi. Hani bilmiyorum. Para mı ihtiyacı oldu? Bana yaramadı başkasına yarasın belki dedi. Belki de bir gizli ajan operasyonu var. Orada o mesajı görünce. Tamam diş satılık diş evet. çıktı tamam. Evet. Bu benim favorilerimden birisi. Tavuk ve bilumum yedek parçaları bulunur. Tavuk ve bilumum yedek parçaları. Evet.
Aramadım. Aramadım. Düşünmüyorum. Düşünmüyorum. Tavuğun yedek parçası nedir? Nasıl bir ticari sektör olmuştur? Üretim ve yedek parçası falan mı demek? Kesin bunlar ajan işi, ben sana söylüyorum. Vallahi yani bu kadar olamaz. Vallahi tavuklar da biliyorsun, işte kedi de belki ajandır biliyorsun, helikopter. Yani, helikopter falan değil mi? Tavuklar da yapanı vardır profesyonel. Ama hani yedek büyük ihtimal sakatatı kibarca ifade etmek istedi, yedek parça. Yedek parçaları. Ama tavuğun yine de yedek parçası ne olabilir? Mesela tavuk tavukluğundan memnun. Ama olur ya, ileride kanadı kırıldı falan, onun yedeği. Yani böyle bastonu. Yani o, ne olabilir? Ne bileyim, kanadı kopunca gidiyorsun, direkt kanadı monte ediyorlar gibi, kaporte düzeltiyorlar. Değil mi? Yedeği de geziyor orada. Peki bir videomuz var, onu da var, izleyelim. Evet, yavrum, haydi güzel. Buyurun. Haydi buyurun bakalım. Muhteşem. Zeki Müren'i rahmetle anıyoruz. Evet, yani ama ikisi fantastik türünde değil mi? Bizim Türk sineması. Ben fantastik türünde. Amaç, hatta yani, içeride dediler bu masal uyarlaması mı diye. Değil, gerçekten film ve çok güzel bence. Hani mantıksız ama sevimlilik inanılmaz. Yani ikisinin de o paraşütteyken o yüz ifadelerindeki o muhteşem, mutluluk. Muhteşem, evet. Değil mi? Her şey çok normal. Atmosferden atlıyor. Evet, uçağı 8 durdurun demek de ne kadar doğal bir şey. Hayır, durdurmayın. Çok güzel. Yolda çok kediye de rastlamalarını da bekliyoruz tabii. Bekliyoruz kediye. Okullarda bence bu da seyrettirilmeli. Öyle evet. Değil mi? Yani çocukların o hayal güçleri falan değil mi? Felix atladı evet, atmosferden. Şey, evet. Stratosferden neden olmasın? Doğru söylemek düşünmemiştim. Kesinlikle bu da. Teşekkür ediyoruz. Ben teşekkür ederim. Yine keyif kattın keyfimize. Teşekkür harikaydı ederim. Sevgili Yiğit.